Oh my god. Çok ürkünç duruyor. Karanlık olduğu için herhalde ama böyle insanın dikkatini çeken ve hem bir şey sokan bir tarzı var buranın. Ben ürktüm buradan ya. Ay, aman dikkat. Komple her yer çivili. Yani içeri girmeye mümkünatı yok. Acaba içeride ne saklanıyor? Şurada gördüğümüz insanların fotoğrafları. Burası da onlar için mübarek ya da kutsal bir yer olduğunda buraya fotoğraflarını atmışlar. Değişik, yırtıcı hayvanlar önümüze çıkabilirmiş şu an bulunduğumuz yer. Çok kayalık ve çok derin bir ormanın içindeyiz. Karşımıza her an her şey çıkabilirmiş dostlar. Hindistan'a gelen dostlar mutlaka paket su içsinler. Çeşmeden akan sular çok tehlikeli. Yani bizim bünyemizin kaldıramayacağı cinsten. Pembe Şehir ismiyle bilinen Jaipur'a yolculuğumuz başladı. Sırlısepet.com sunar. Bir ismi Panipuri, bir ismi de Golgappe. İrmikten ve tam buğday unundan oluşan hamurlarımız var. Şimdi bunu böyle kırdık. Tamam. İçine patates, nohut ve baharatlardan oluşan karışımımızı ekliyoruz. Bunu deldik. Aldık. Buradan alırız. Sen ikisinden koy. Bunu koyayım, onu ikisinden koymayayım mı? Aç ağzını. Çok kötü kokuyor ya. Yeşil olan bu. Tavuğun dibinde böyle şey oluyor ya. Suyu kalıyor ya. O bu işte. Merhaba amca. Nasılsın? Merhaba amca. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? Evet. Şimdi çok acayip bir şey geldi arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Nohut. Üzerinde peynirler var. Biber var. Haşlanmış. Patates var. Yanında böyle bir soğan var dostlar. Ekmekleri biz böyle koca koca kopartacağız. Keseceğiz. Yiyeceğiz. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyorum bunu. Oha, for ya. Arkadaşlar yolda giderken bir şey fark ettik. Şurada bir tapınak var. Evet, tapınağın içerisindeyiz kıymetli dostlar. Böyle bir heykel var. Bu şekilde heykeller var. Şu bizim fesleğenli kutsal suyumuz. Bu fesleğenli kutsal suyunu sağ elini alıp içiyorsun. Şu şekilde. Ama biz içmiyoruz tabii ki. Şu kutsal ip. Bu burada böyle tanrıların önünde okunduktan sonra bileğine bağlanıyor şu şekilde. Ve bunu uzun bir süre çıkarmıyorsun. Burada okuyacağımız ilahiler var. Bu Sanskrit dilinde şöyle duaları var. Şu çanda, bu sandal demek. Şöyle sarı bir toz. Bu insanın kızgınlığını alan bir şey. Şurada suyla karıştırılmış hali var. O yüzden Hintliler hep şuralarına dokundurur. Çünkü asıl kızgınlık noktası burasıdır. Bu arada şöyle bir ikramda bulundular. Ama bildiğimiz bizim şekerler yani. Başka hiç fark yok. Daha ufak. O kadar. Ama kutsalmış. Tapınağa geldiğimizde hemen tapınağın yanında ilginç bir şeyle karşı karşıya kaldım. Bizim sandığımızda bildiğimizin dışında bir nargile şekliyle beraberiz dostlar. Tenekeden kendi imkanlarıyla yaptığı bir nargile gibi duruyor. Nargile içtiğimiz abiden şimdi çay rica ettik. Bana çay demleyecek şimdi arkadaşlar, sütlü çay. Çok fazla sigara içmiyor ama tütün çok çiğniyorlar. Badem yağı var böyle minik minik. Şurada bir şampuan var. Burada yine tütün ve tütün çeşitleri var. Bu arada bardaklarımız da kirli. Şekeri de elleriyle atıyor maşallah. Ne bulsa içine koyuyor bu arada. Evet. Ben gayet beğendim bu arada arkadaşlar. Gayet başarılı. İp eğli. Kalem. Telefon. Telefon. Telefon da böyle. Bakın burada da not defteri var dostlar.
Arkadaşlar bahsettiğimiz tütünden şu anda ben içeceğim. Nasıl yiyeceğim? Bu. Açacağım. He's mixing it. Hadi 3, 2, 1, action! Ne o? Ne gibi? Ne o? Pok gibi. Yapın. Adamların her şeyi anormal ya. Hadi bakalım. Hadi gidiyoruz dostlar. Sizin paranızı verdiniz mi? Evet. Burada. Allahümme selli. Oh my god. Bir daha görüşmeyelim. Stres babacığım, stres. Adamlar çalıyor baba. Karşılama yaptılar baba. Thank you, thank you. Welcome. Yeah, soda. Bandıra bandıra ye beni diyorlar ya. Bak very very good yani. Böyle bir bence. Evet dostlar, şimdi kalacağımız otele geldik. Merhaba. Çok dar burası. Çok dar belebe. Tutuk'a elveda ediyoruz. İndik Tutuk'tan. Şimdi yolda giderken bir şeyle karşılaştık. İnsanlar geliyorlar. Kucaklarında bebekler var ve bebekler için dilencilik yapıyorlar. Bu bebekler aslında onlara ait bile değilmiş. Bebekler genelde burada çok fazla bebek olduğu için dışarıda yaşayan. Evet. İşlerinden bir tanesini alıp, daha doğrusu kiralayıp kolunu bacağını bir yerini kesip buraya gelip parayı söylemiş insanlardan. Ve ne yazık ki bu paraları da kendileri için değil, aslında bir çete için istiyorlarmış. Yani çete bunlara zorla dilencilik yaptırıyor burada. Onlar da aldıkları parayı çeteye götürüyorlar. Çocuklar da onlara ait değil, öğrenmiş olduk. Dostlar, Hindistan cevizi suyu içeceğiz şimdi. Hindistan cevizi burada böyle çok meşhur. Her yerde bulabiliyorsunuz zaten. En azından organik yani. Kimse yapmıyor, kimse el değmiyor. Hanuman tanrısı Hinduizm'de gücü temsil eder ve kuvveti temsil eder. Hanuman, Hindu mitolojisinin kutsal maymun tanrısı. Binlerce yıldır Hindu inançları, zengin mitolojisi, sayısız tanrılar, kahramanlar ve destansı hikayeleriyle insanları büyülemiştir. Bu inanç sistemlerinden biri güçlü, cesur ve bilge varlık olan Hanuman'ın hikayesidir. Hanuman'a dua etmek özellikle güç, korunma ve hizmet arayışlarında yardım arayanlar arasında yaygındır. Ayrıca Hanuman'ın heykelleri, tapınma yerleri Hindu toplumlarında önemli bir kültürel, dini sembol haline gelmiştir. Onun hikayesi binlerce yıl boyunca insanların kalplerinde ve zihinlerinde derin izler bırakmaya devam edecek. Hanuman, maymun tanrısı olması hasebiyle gelenler muz bırakıyor ve dua ediyorlar. Birazdan hep birlikte kutsal maymun tapınağına gideceğiz. Evet dostlar, içinde şalgam, pancar, ne ararsan var. Tadına bakıyoruz şimdi. En çok sorulan soru, açık tuvaletler var mı? Evet dostlar, işte burası bir açık tuvalet. Tuvalet ihtiyacınızı buraya gelip burada görebiliyorsunuz. Açık, herkesin görebileceği ve el yıkamanın olmadığı bir nokta. 700 milyondan fazla insan tuvalet ihtiyacını sokakta görüyor.
Ülkenin %50'sinden fazlasının evinde tuvalet bulunmuyor. Hatta ülkede tuvalet olarak kullanılan bir sahil dahi var. Ülkenin şehir merkezlerine yapılan tuvaletlerin giderleri ne yazık ki yok. İnsanların dışkıları şehir merkezlerinde geziyor. Dostlar, şimdi tatlı ayran içmeye geldim. Burada meşhur, bizim ayranlarımızın dışında bir de tatlı ayranlar varmış. Bilmiyorum ne olduğunu. Hello! Hello! İçerisinde artık şeker mi var, ne var bilmiyorum. Test edeceğiz ve size göstereceğim. Tatlı ayran içeceğiz. Bismillah. Bizde hani çilekli süt, çilekli yoğurt falan oluyor ya böyle. Aynı, hiç farkı yok. Gayet güzel bu arada. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Dostlar, Hindistan'ın her yerinde limonlu sodayı çok rahat bulabilirsiniz. Arkamdaki tezgahta da amcamız limonlu soda hazırlayıp satıyor ve ciddi manada tüketiliyor burada. Çünkü çok sıcak ve sıcaklarla mücadele etmek için iyi bir alternatif olabiliyor. Aynı bizdeki Churchill'ın biraz daha şekerli hali düşünün. Hindistan'da elle yemek yapmak resmen bir gelenek haline gelmiş arkadaşlar. Yani yemeği alıyor, yuvarlıyor eliyle ve yağın içerisine atıyor. Yine bir abimiz Hindistanlı. Burada elle yemek yapıp buradaki müşterilerine satışlarını gerçekleştiriyor. Alan memnun, satan memnun. Bizde yerde bir pet şişe görmek kadar burada bir kusmuk görmek, affedersiniz bir dışkı görmeniz mümkün dostlar. Öyle kaosun, öyle karmaşanın içerisindeyiz. Hava Mahal, diğer ismiyle Rüzgarların Sarayı. Hava Mahal Sarayı Hindistan'ın Jaipur kentinde bulunur. Jaipur'un kalbinde bulunan bu güzel 5 katlı saray 1799 yılında yaptırılmıştır. Tarihte yapılan atıflara göre Hava Mahal'in inşasının arkasındaki asıl sebep, halk içine çıkması yasak olan kraliyet kadınlarının halk arasında görünmeksizin sokaklardaki günlük olayları ve törenleri izlemeleri için tüm caddeyi görmesidir. Ayrıca Hava Mahal'in tüm pencereleri en iyi şekilde dizayn edildi. Bundan dolayı Hava Mahal'de çok ciddi bir rüzgar sirkülasyonu var. Koşunu yoktu. İnjeksiyonu alayım. Papanın nikahına lan seni. Maymun tapınağına doğru giderken burada ilginç bir şeyle karşılaştık dostlar. Burada bir ritüel yapılıyor şu anda. Onu izleyeceğiz. Evet kıymetli dostlar, maymun tapınağına çok az kaldı. Yavaş yavaş yürüyoruz. Yolda maymunlarla ve ineklere karşılaşmak olası bir durum. Ve bunların hepsi kutsal bunlara göre. Evet kıymetli dostlar, Güneş Tapınağı'ndayız ve birazdan içeriye gireceğiz. İnsanlar buraya güneşe dua etmek için, bir nevi güneşe şükretmek için buraya gelir ve dua ederlermiş. Arkamda bulunan yer sabah erkenden güneşin ilk doğduğu yer inancına sahipmiş. Aynı zamanda içeride tanrılar var, tanrılar da birlikte göreceğiz. Bu tanrıların önüne geliyor ve dualarını yapıyor Hinduizm inancında olan insanlar. Hemen aşağıda da maymun tapınağı var. İlk turumuz burası. Daha sonra maymun tapınağında olacağız. So this is our sun temple. Left hand sun god Surya and right hand his wife Renuka. First ray of the sun is come here on his face and this is the best sunset and sunrise point because this is the center of the Jaipur. So you can see the whole Jaipur from this place. Şu gördüğümüz tanrı güneş tanrısı ve yanında da eşi güneş tanrıçası var. Burası çok önemliymiş çünkü şu tarafa doğru gideceğimiz bir yerde burasının
hep böyle güneş almasını sağlıyormuş ve burası tek güneş tapınağıymış Hindistan'daki. Güneşe tapanlar, güneşe inananlar için de burası çok önemli bir noktaymış. Her akşam 6 gibi de şu tarafta gördüğümüz putun üstüne bir güneş ışığı sadece doğuyormuş ve buna da çok inanıyorlarmış. Bu tapınak 1717 yılında Jay Singh tarafından yapılmış. 1717 yılından beri de çok fazla ziyaret alan Jaipur'da bir bölgede yer alıyor. Valla biz de tam bilmiyoruz ama galiba şurası maymun tapınağı dostlar, elinde gösterdiğim yer. Bu patika yoldan gidiliyor, Rajan sordu. Orasıymış dostlar. Tam orası maymun tapınağı. Hava neredeyse kararmak üzere dostlar. Biz hala maymun tapınağına varamadık. Uzak bir yer çünkü. Bayağı aşağıda kalıyor yani, dağların en yamaç kısımlarında kalıyor. Biz en tepeden aşağı iniyoruz şu anda ve hala şuradan aşağı ineceğiz. Ve buradan en sonunda... Şu tarafta bir yerde. Dostlar hava karardı ve biz maymun tapınağına henüz daha gidemedik. Bu arada ışığımı da yakayım. Maymun tapınağına doğru gidiyoruz. Ve bir tapınakla daha karşı karşıya kaldık. Şöyle eğilip göstereyim size de. İçeride böyle bir kaş göz çizmişler taşın üzerine. Ve bunu bir tanrı olarak görüyorlar. Ormanın ortasındayız dostlar. Çevremiz ormanlarla, ağaçlarla ve dağlarla kapalı. Tam orta bir yerdeyiz böyle. Ve burası maymun tapınağı. Evet, maymun tapınağına geldik. İnsanların fotoğrafları, bu biri öldükten sonra fotoğrafları çok fazla tutulmuyor evde. Burası da onlar için mübarek ya da kutsal bir yer olduğunda buraya fotoğraflarını atmışlar. Farkında mısınız? Çok ürkünç duruyor. Karanlık olduğu için herhalde ama böyle insanın dikkatini çeken ve endişeye sokan bir tarzı var buranın. Çok ürkünç değil mi? Çok, ben ürktüm buradan ya. Ay, aman dikkat. Mut ne problem. Atlar da bu arada parçalar ha. Hayvan bizden korktu anasını satayım. Ben bu arada bir yandan da power bank'imi kurmaya çalışıyorum. Hello. Hey. Sinirlenme lan hemen. Ne sinirleniyor? Bellek. Bu maymunların burasını koruduğuna inanıyorlarmış. Dikkatimi çeken şu oldu. Komple her yer çivili. Yani içeri girmeye mümkünatı yok. Acaba içeride ne saklanıyor? Etrafımızda her yerde ama her yerde maymun var ve seslerini duyuyorsunuz. Evet, şimdi bir maymun tapınağına daha giriyoruz dostlar. Dostlar burada böyle görüyorsunuz. Tanrılarını işte bu şekilde görsellendirmişler. Ve bir çan yine var. Her gelen selam veriyor çanla içeriye. Burada içeride bekçiler var. Hello, namaste. Namaste, ram ram.
Burada böyle bir Turkey. Thank you very much. Oh my God. Numa, thank you. Thank you. Thank you very much. J.K. Pandit ji, mesaf nariye, popole. Arkada inceden bir ilahi çalınıyor arkadaşlar. Şu elimin altında görmüş olduğunuz benim alnıma sürmüş olduğu rengi aldığı şey birleşik bir Hindistan ceviziymiş. Dost bize sağ olsun yardımcı oldu. Bizi buraya aldı. Thank you very much. Namaste. Güzel bir şekilde böyle ilgilendi bizimle. Ben tanımadığı halde bunu yaptı. Kapılar kilitliydi. Kapıları açtı ve bizi içeriye davet etti. Burası böyle hoş bir görüntüye sahip kıymetli dostlar. Çok güzel. Saygıdan dolayı bizler de böyle onlara göre öyle olması gerekiyor çünkü arkamızı dönerek çıkıyoruz. Hayırlısı olsun. Burası Maymun Tapınağı'nın böyle iç bölümleri gibi söyleyeyim size, zindanları gibi söyleyeyim size ama ilginç bir yer oldu, gayet aşikar. Çok farklı bir havası var zaten, böyle uhrevi, farklı bir maneviyatı bulunmakta. Burada insanlar yetiştiriliyormuş Maymun Tapınağı'nda bu arada. Burada hocalar yetiştiriliyormuş yani. Buraya gelen gençleri eğitip, hani bizim medreselerdeki sistem gibi eğitip daha sonra onları da burada görevli bir hoca haline getiriyorlarmış. Bunu da buradan söylemiş olayım. No. Bana sorun. Thank you. Thank you. Böyle bizi gezdirdi. Teşekkürümüzü ettik ve şu anda çıkış yapıyoruz bu tapınaktan da. Etrafımızda bir sürü, belki milyarlarca, belki milyonlarca maymun var dostlar. Ve şu an burası tam orta bir yer. Ne diyor? Dağda görünüyor ya arkada. Hmm. It's coming in meeting. Yes. Evet. Hello. Evet. No. That hill. Hmm. Dağlar. We are like around this hill, we are in the middle. Yes, thank you. Thank you. Teşekkürler. Teşekkürler. Şunların hepsi birer insan yapımı ve bunları ev olarak hayal ediyorlar. Burada önce taşları üst üste koyup ev inşa ediyorlar ve arkasından bu tapınağa gidip işte taşımızı koyduk, evimizi diledik, bize ver Tanrım diye de bir duaları, ritüelleri oluyor. Yani bunların hepsi sıradan taşlar ya da üst üste konulmuş değil. İnsanların yaptığı, ev hayali olan insanların yaptığı taştan evler. Medrese okuyanlarınız bilir. Böyle medreselerde çocuklar yüksek sesle Kur'an-ı Kerim okurlar. Hafızlar bunu yaparlar özellikle. Bu da ezberleri artsın diyedir. Şu an bulunduğumuz noktada, tapınakta insanlar aynı şekilde yüksek sesle bağıra bağıra kendi ilahilerini okuyorlar ve bu şekilde tapınmış oluyorlar. Söylemiş olayım. Aynı zamanda yürürken ineklerle karşılaşmanız çok olası bir durum dostlar. Mesela şu an hemen yanımda göstereceğim size. Görüyorsunuz bir inek tanrı. Sadece o değil, hepsi burada. Hello. Good. Thank you. Good.
Very good. Yani burada böyle insanlar geliyorlar, özellikle tapınıyorlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tuk'a biniyoruz ve otele dönüyoruz dostlar artık. Bugünün sonuna geldik. He's saying you can see leopard also. Ne? Değişik, yırtıcı hayvanlar önümüze çıkabilirmiş şu an bulunduğumuz yer. Çok kayalık ve çok derin bir ormanın içindeyiz. Karşımıza her an her şey çıkabilirmiş dostlar. Ay vay. Şu an gittiğimiz yolda karşımıza her an leopar çıkabilirmiş arkadaşlar. Bunu bilerek gidiyoruz vallahi. İnan ben de duyunca çok şaşırdım ama bu gerçek. Her an karşımıza böyle bir tutkuk var yani. Soba ismi Rekabida. Ve karşımıza eğer bir leopar gerçekten çıkarsa bu durumdan kurtulamayız. Leopar zannettim bir yaşını ya. Yemin ederim korktum ya. Onlar inek. Ve nihayet şehre geldik arkadaşlar. Çok şükür. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillah yaşıyoruz. Dostlar, Jaipur gezisi. Hello, hello. Güneş tapınağı, maymun tapınağı derken videonun sonuna geldik. Hiçbir şey yemedik. Çok az bir yemek yedik. Ondan dolayı yemek yiyeceğiz ve videoyu kapatıyoruz. Sizleri bu haftalık da Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Ece'nin ve Raja'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Bir Hint, bir Türk. Aşağı açıklama kısmında var. Sizleri seviyorum. Ben de seni seviyorum. Çok güzel. Aşkım ben de. Aşkım benim. Benim kuzum. Kızım. Kebap. Hayatım. Hadi görüşürüz dostlar. Sağlıcakla kalın. Başka.